Hemen hocam izninizle ilk misafirimizi ağırlayalım. Alo. Alo. İstanbul'dan. Hayırlı Evet. günler efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Buyurun hoş efendim. Hocam hayırlı yayınlar. Benim sağ iki ol. Sorum var. Buyurun efendim. Annem geçen sene kurban kesmişti. 84 yaşında ama kurban kesilene kızmış, sinirlenmiş. Bir daha senin kurbanına katılmam diye yemin etmiş diyorlar. Ama annem bunu hatırlamıyor. Yine aynı oğlunun kurbanına katıldı. Acaba bu yemin parasını ne kadar, ne yapması gerekiyor? Onu sormak istiyorum. Evet, böyle yemin ettik de yemini bozduysak onun kefareti var. Kefareti de 10 fakiri yedirmek, içirmek veya giydirmek. Buna gücü yetiyorsa bunlardan birini yapar. Buna evet. gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutar. Varsa kurban kestiğine göre demek ki imkanı var. 10 fakire, evet. 10 fakire ayrı ayrı günlerde verebiliyorsa ayrı ayrı günlerde versin. Öyle bir fetva var fıkıh kitabında. Çok da rencide edecekse bu sefer tümden verebilir. Sıkıntı yok. Ne kadar hocam miktar? Ne kadar geçen olur acaba? Geçen seneki miktar fitre miktarından hesap edilir. Yani şöyle evet. 50 lira bugün sabah akşam kıt kanaat doyurur. Yani bir insanı sabah kahvaltısı akşam bir günlük doyuracak miktardır. Bir günlük 50 lira. Yani evet 50 lira. Tamam. 10 fakiri doyuracak miktarda 500 lira yapar. Ya da tamam. bir fakiri 10 gün ayrı ayrı verir. O şekilde. Yani kurbandan sonra da verebilir mi hocam? Verebilir. Verebilir. Ha, tamam. Ama geciktirmesin. Tamam. Çünkü yemin etmiş. Yemini evet kefaret ama etmez. Hatırlamıyor ama siz, şey sizler biliyor ya. Şahitleri varsa yapın onu. İyi oldu. Evet hocam bir de bir sorum var. Benim babam 8 ay önce rahmetli oldu. Allah rahmet acaba, eylesin. Amin. Gumbetini senesiz olmadan yaptırabilir miyiz? Neyini? Gumbetini senesiz olmadan yaptırabilir miyiz? Gumbeti değil mi? Mezarı mı? Evet. Ya mezarın senesi olmaz. Bak mezar niye bekletilir? Çökme olmasın, herhangi bir toprak kayması vesaire otursun diye. Bunun 6 ayı, 8 ayı, bir senesi diye bir kural yok dinimizde. Ne zaman? Evet, annem bizim eskiden böyle yapıyordular diyordu. O yüzden ya annen, annen şöyle, annen de haksız değil. Neden? Çünkü evet. bir sene içerisinde çökecekse o mezar, oturacaksa oturur. Yoksa ölüyle mezar arasında doğrudan bir ilişki yok. Siz tamam. orayı baktınız sağlam bir yer. Onun mezarını evet. yaptırırsınız. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman yaptırın. Tamam hocam. Evet, başka sorunuz var mıydı? Hocam bir de benim evimde bir tane halım var. Ben namaz kılıyorum. Kelebek resmi var. O bana bir zarar verir mi? Kelebek resmi nasıl? Secde ettiğin yerde mi? Hayır, odamda Kur'an okuduğum yerde. Halının deseni mi? Odada mı? Halının deseninde mi var? Halının evet. deseninde mi var? Evet. Yerdeki halıda bir şey olmaz. Üzerine tam secde etmiyorsa. Tamam. Kur'an okuduğum zaman bir şey olmaz değil mi hocam? Olmaz olmaz. Tamam. Peki. Hayırlı günler diliyoruz size. Amin. Çok amin. Teşekkürler. Allah emanet olun. Sağ olun. Bil mukabele. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.